öğrendiklerim bana çok şey öğretiyor. O hep derin anlamlı kitaplar okumaya çalışıyorum. Zaten bir odam tamamıyla kütüphane ki bunu her zaman vurguluyorum. Diyorum ki insanlar bir yere adım atarken ve bir takım sorular gelirken önce sorsunlar hangi kitabı okudunuz veya ne yaptınız? Bunlar Tabii, tabii. çok değerli Tabii. Ne tarz unsurlardır. kitaplar okumayı seviyorsunuz İz genelde? bırakan, ödül kazandıran ama geçmişte hemen hemen bütün psikologların kitaplarını anne eksikliği ve de o yalnızlığın bana getirdiği o eksiklik o kadar çok Doğan Cüceloğlu, Morris ve bunun gibi çok çok ünlü psikologların kitaplarını çok çok okudum. Bu kitaplar size Evet, bayağı yardımcı olmuştur çok diye yardımcı düşünüyorum oldu. o psikolojideyken. Ve evrenle alakalı çok kitaplar, işte ruhla alakalı, sevgiyle, pozitifle ilgili. Ve daha sonra tabii ben bunu açtıktan sonra iz bırakan ve ödül kazandıran, işte belgesel olsun, kitap olsun, çok yine ödüllü filmler olsun. Her gün illaki 3 günde birkaç tane kitap bitirmem gerekir. Yani bu benim Üç günde, üç üç günde mi günde... bitiriyorsunuz birkaç Şöyle kitabı? okuyorum ben. Benim elimin altında veya komodimin üzerine 4-5 tane kitap vardır. Ha, hepsini birden Evet, bitirmiyorsunuz. sıkılmadan okuyorum ve bir bakıyorum o 5 tane kitap bir anda bitti ve tekrarına başlıyorum. Anladım. Evet, Evet. o şekilde Evet. okuyorsunuz, Ve tercih evim ediyorsunuz. kütüphanemin bir köşesindeki ben bunu herkese tavsiye ediyorum. Lütfen ama lütfen. Bizim Kıbrıs'ta çok değerli sanatçılarımız vardır. Kitap yazarlarımız, şair, beste Tabii yapımcılarımız olmaz mı? Var tabii. o kütüphanenin bir köşesinde. Ben zaten bu işte Kıbrıslı sanatçılarımızın kitapları, albümleri hep öyle gidiyor ve yine Türkiye'li birçok ve yine dünya bazındaki yazarlarımızın kitapları ve albümleri veya gittiğim her ülkeden örneğin en ünlü diyorum sanatçınızın DVD'sini veya CD'sini albümünü almak Evet, istiyorum. evet.